Kabe'nin kapanması ve camilerden mahrum kılınmamız ne anlama geliyor? Öncelikle benim güzel kardeşlerim, şöyle bir psikolojiden kendimizi kurtaralım. Bir olaya şahit olur olmaz, eğer bilmiyorsak öncesini, aha ilk kez oldu, bundan ötesi yok, ilk kez tarihte bu ortaya çıktı deyip ortalığı yaygaraya vermeye ya da velveleye vermeye gerek yok. Tarihte çok yaşandı Kabe'nin bu manadaki mahrumiyeti. Bu ilk değil ki, bizim hayatımızda ilk. Biz ilk kez gördüğümüz için bize çok acı geliyor ki acı gerçekten. Burada herhangi bir şey yok ama meseleyi biz biraz tarihi açıdan ele aldığımız zaman Kabe'nin insandan, tavaftan, ibadetten mahrumiyeti tarih boyunca çok kez yaşanmış. Mesela hepimizin bildiği bir şey, Ebrehe fillerle ordusuyla geldiği zaman Yemen kralı Ebrehe, amacı neydi? Kabe'yi yıkmak içindi. Mekkeliler de karşı koyamayacaklarını anlayınca çekildiler Kabe'den ve Mekke'den dağlara. Sadece Abdülmuttalip Ebrehe'nin önüne gitti ve konuştu. Kaç gün Kabe insandan mahrum oldu ve ibadet yapılmadı. Tarihler o zaman miladi 570'i gösteriyor, biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum yılı. Biraz daha bu tarafa doğru geliyoruz. Miladi 930, Fatimiler devletinden ayrılan Şii Karmatiler devleti, taş üstünde taş bırakmıyorlar. Aynı şeyden Kabe Mekke'de ne yazık ki bu manada etkileniyor. O gün hacıların yol güvenliği olmadığı için İslam alimleri hacca gidilmesinin caiz olmadığı yönünde fetva veriliyor. Ve 930'da Karmatiler saldırıyorlar Mekke'ye, Kabe'ye, 10 bin üzerinde hacı katlediyorlar. O sadece yakın çevrelerden gelen insanlar. Ve 10 yıl boyunca, 930'dan sonra 10 yıl boyunca artık oraya hacı gidemiyor. Ve kaç zaman boyunca Kabe tavaftan, bu noktada ibadetten mahrum kalıyor. Biraz daha bugünün dünyasına benzeyen bir şeyi söylemek istiyorum. 1814'te Hicaz bölgesinde yayılıyor veba salgını ve bu veba salgını sırasında 8 bin hacının ölümüne sebebiyet veriyor ve o yıl hac yapılmıyor. Daha sonra 1837'de hac mevsiminde yine başlıyor veba salgını. O zamanki salgın öyle, insanlar öyle isimlendiriyor ama kim bilir neye, nedir onun sebebi. 1892'ye kadar, 1837'den 1892'ye kadar devam ediyor ve neredeyse tarihin verdiği bilgiler, o dönemlerde her gün 1000 hacı ölüyor. Dolayısıyla bugün yaşadıklarımız o şöyledir böyledir diye ortalığı farklı şekilde velveleye veriyoruz ya, ama tarihteki bu bilgileri bildiğimiz zaman insanlık tarihi buna benzer birçok şeyi yaşamış ve yaşanan hiçbir şeyde ne kıyamet olmuş, ne hayat bitmiş, ne dünya sona ermiş, hayatla devam etmiş. Bizden sonra gelenler farklı bir şey yapmışlar. Şimdi biz de gittikten sonra bizden sonra gelenler de bu işleri devam ettirecekler. 1979'u hatırlayanlarımız olacaktır muhakkak, izleyenler kardeşlerimizin içerisinde. Kabe'nin baskın yılı, biliyorsunuz. Cüheyman el-Uteybi'nin yaptığı o baskın sırasında da yine günlerce Kabe ibadetten mahrum kalıyor. Dolayısıyla ilk değil. Ama şu anda küresel bir olay söz konusu. Eskiden hem ulaşım hem erişim kısıtlı olduğu için o kısıtlı imkanlar çerçevesinde, diyelim ki dünyanın bir yerinde bir şey olduğu zaman başka yerler etkilenmiyordu ve çoğu zaman insanların çok geç haberleri oluyordu. Şimdi biz ta Avustralya'da, Avusturya'da değil, Avustralya'da bu virüsün ortaya çıktığını biliyoruz. Koronavirüsünün ve 7-8 kişinin orada öldüğünü biliyoruz. Orada ya da şu anda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi alarm halinin devam ettiğini biliyoruz. Ta orada, yani şu anda etkilenmeyen hiçbir yer yok şu anda. Bu da bu zamanın şartlarına ait bir şey. İşte erişim, ulaşım çok farklı bir noktaya geldiği için böyle oluyor. Şimdi biz bir buradan kendi dünyamıza bir gelelim. Bakın, bu hafta hepimizin içinde ciddi bir burukluk oldu. Ben 47 yaşındayım. Hiç aklıma gelmiyor cuma kılmadığım gün. Ama ilk kez bu sefer buna şahit olduk.
sadece biz değil, İslam coğrafyalarının hemen hemen her tarafında. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, dünyanın başka yerlerinde yaşayan kardeşlerimiz de bundan mahrum oldular. Çok az sayılı yerlerde ancak kılınabildi. Onlardan bir tanesi de Gazze'ydi. Gazze'nin olması da ayrı bir mesaj. O mesajı da inşallah doğru anlayanlardan oluruz. Allah sanki biz yıllardır yaşıyorduk görün derecesine orada bu manada bir şeyleri dünyaya yansıttı. Ama biz kendi dünyamızdan meseleye baktığımızda sadece kaybettiğimiz Kabe, Umre, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ya da bizim camilerimiz değil. Bakın vakıflarımızda dersler yapamıyoruz. Cumartesi günü şurası nasıl olurdu? Ben içeriye giremezdim de şuradan girerdim. Derslerimiz, ilim meclislerimiz, müsafahalarımız, dersten sonra yarım saat, bir saat burada kardeşlerimizle musafaha yapardık. Şimdi geliyor kardeşimiz, karşı karşıyayız, birbirlerimizle mesafeli duruyoruz. Aslında neleri kaybettiğimizin üzerinde çok ciddi bir biçimde durmamız lazım. Bu nimetti bunların her birisi. Kabe bir nimetti, Umre bir nimetti, tedrisat bir nimetti, musafaha bir nimetti, munamaka bir nimetti, şu nimetti, bu nimetti. Dost, akraba oturup sohbet etmek, beraberce aynı sofrada yemek yemek, bir şekilde dertleşmek birçok şey nimetti ve biz bunların hepsinden şu anda mahrumuz. Bu kadar mahrumiyetin yaşanması o nimetlerin hakkıyla şükrünü verdik mi vermedik mi noktasında bizi bir muhasebeye sevk etmeli. Ama ben haklarını yemek istemem kardeşlerimin çoğunun en azından benim gördüğüm çoğu kardeşimin bu muhasebeyi yaptığına şahit oluyorum. Ancak umuma meseleyi teşmil ettiğimizde dönüştürdüğümüzde mesela biz kendi memleketimiz için söyleyelim 83 milyon insanız şu anda bu güzel memlekette. Gerçekten bu memleketin insanların çoğu olarak bu meselenin tam anlamıyla farkında mıyız? Ve bunun ızdırabını gerçekten çok ciddi bir biçimde çektik mi? Mesela şu anda ezanı Muhammediye'yi duyuyoruz minarelerden ve hiçbirimiz camiye doğru yürüyemiyoruz. O ezanı duyduğumuz anda nasıl bir ruh halimiz var? Gerçekten o mahrumiyetin çok çok derin bir biçimde acısını çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz? İlim meclisleri, tedrisat, bu manada kaybettiğimiz birçok şey ciddi bir biçimde muhasebesinin yapılması gerekiyor. Eğer buradan bir muhasebe yapabilirsek belki bu musibet arkasından büyük bir rahmete dönüşecek. Ama Allah korusun yine Cenab-ı Hak içimizde az olan iyilerin hürmetine bizi de onların içerisine katsın. Eğer iyi bir muhasebe yapmazsak elimizde kalan son birkaç şeyin de kaybedileceği konusunda benim ciddi ciddi endişelerim var. Cenab-ı Hak bizlere hayır kapıları açsın inşallah.